Neden sordun Erol'u? Celal ağamın bir emaneti vardı. Tam adresine geldin Erol benim. Çok güzel. Sende bir emanet varmış. Onu bana neymiş? Verecekmiş. Bir zarf verecekmiş. Boş ver ya. Dur abi, bir dakika. Abi bir dakika. Abi bir dakika ya. Ya bir dakika ya. Abi bir dakika ya. Ver. Bir dakika. Abi. Bir dakika ya. Nedir bu? Mutluluk ilacı. Bütün sorunları yok ediyor. Hadi yürü. Ama. Hadi Semiha. Kötü bir şey olsa sana verir miyim? Al bakayım şunu. Yok et. Kaptırdığının değerini biliyor musun sen? Hayır. Tam 20 milyar. Senin gibi adama koyar mı? Anlamadım ha. 20 milyar dedim. Sağır mısın? Öde bakalım şimdi. Benim babama manevi borcum 20 milyar diyeceksin. Ha. Yok ulan. Benim babama manevi borcum 40 milyar diyeceksin. Ben bu borcu babama ödemek istiyorum diyeceksin. Avukat sana o parayı verecek. Vermezsin. Sen de o parayı alıp bu eve getireceksin. Gel kız buraya. Verecek lan. Verecek lan. Verecek. Verecek. Yapma verecek. Yapma verecek. Çocuğa yeter artık. Yavrum, Özlem ablam bana bir şeyler söyledi. Ama bir de sen anlat bakalım. Neler oldu? Sizden 40 milyar istememi söyledi. Yapamam deyince de beni çok kötü dövdü. Buyurun. Ne istemiştiniz? Bu beyin kızını evinizde alıkoyuyormuşsunuz. Herhalde bir yanlış anlama var. Beyefendinin kızı bizim müvekkilimiz ama burada değil. Hakkınızda şikayet var. Bu Semiha, sınıf arkadaşım. Tamam. Sağlam kızdır. Anlaşalım. Anlaşın aranızda. Gel bakalım benim. Önce parayı göster, tamam mı? Aç bakayım abi. Al. Bu da benden. Kızı koruyan ünlü bir avukatı var. Üstad diye bilinir. İşinin ustasıdır. Sanırım Lamia'nın nasıl bir tehlikeyle karşılaştığını biliyor. Çok dikkatli olmalıyız. Yoksa başımız büyük belaya girer. Kimse kızın ölümünden kuşku duymamalı. Lamia, niye bu kadar geç açtın telefonu kızım? Merak ettim. Ben uyuyordum efendim. Duyamadım. Affedersin, affedersin. Bu kadar yorgun olabileceğini düşünemedim. Aç kalma diye aradım seni. Bak, sana kahvaltı hazırladım. Tamam mı? Çayın altını ısıt, kahvaltını yap. Ha, dolaptan ne istersen al. Ben meyve de çıkardım. Anladım efendim. Eşin sahip olmaz değil mi? Hayır canım, olmaz. Bak, aklım sende kalmasın. Ben de birazdan geleceğim zaten. Hadi. Ben kapatayım da sen de rahat rahat biraz daha uyu. Yeteri kadar uyudum. Artık uyumam. Güle güle. Teyze. 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 Nerede?
Çay içer misiniz efendim? İsteyerek girmedim o odaya. Sizi üzdüm galiba. Özür dilerim. Hey, baksana biraz. Sen iyi misin? Evet. Eve rahat gidebilecek misin? Tabii. Ne zamandır alıyorsun bu Merit'i? Neden sordun? Sorun mu var? Şimdilik yok. Sorun var mı diye merak ettim sadece. Hiçbir sorun yok. Her şey çok iyi ve çok güzel. Ben harikayım. Bu harikalığın ailenin dikkatini çekerse başın derde girer. Biraz frenle kendini. Sonra bizim ismimizi verirsen senin için kötü olur. Ama sıkıcı işe. Filmlerin en kıyak tarafları böyle takip sahneleri. Acayip hoşuma giderdi. Ama bizimkisi ters. Avukat hatun kuaföre gidiyor. Adliyeye gidiyor. Takip et dur. Hiç sevmedim bu işi. Heyecanı yok. Sus be birader. Bak işte çıktı bizimki. Ha, nihayet. Sabriye! Ne oldu? Yalnız mısın? Hı, yalnızım. Ne var? Koş kız, Lamia telefonda. Seni istiyor. Alo, yavrum, iyi misin? Evet, iyiyim. Size haber vereyim dedim. Beni merak etmeyin. Seni ağlıyor musun? Hayır, ama sizi çok özledim. Ben kapatıyorum. Hoşçakalın. Neredesin sen Lamia? Ben antikacı. Dur dur, söyleme sakın. Halil'den kurtulduğuna sevindim. Kendine iyi bak canım. Yavrum benim. Sakın üzülme. Seni çok özledim. Kapatıyorum. Hoşçakalın. Ne oldu kız? Neden ağlıyorsun? Lamia nerede? Ne oluyor? Ne bitiyor? Hiç haberimiz olmuyor ha. Sen de sır küpüsün. Neler olmuyor ki? Hani sizin beni kapının önündeyken gördüğünüz gece var ya. Halil Lamia'yı çok kötü dövdü. Neden? Avukattan para istemesini söyledi. Ama korkunç bir para. Kız da yapamam deyince sen misin öyle söyleyen? Bir dayan. Kız kendini dışarı sokağa zor attı. Şimdi nerededir hiç bilmiyorum. Vay canına. Elleri kırılsın inşallah. Ben gideyim. Gelip de beni görmezse aman, kıyameti koparır. Aman git de bize de bulaşmasın. Vay canına be. Kız evden kaçmış. Sen konuşma, ağzını açıp da kimseye bir şey söyleme. Ya duyan da dedikodu yapıyoruz amcak ha. Ben çıkıyorum. Bir dolaşım geleceğim. Otur oturduğun yerde. Şunları alıyorum. Peki efendim. Bu kredi kartı. Hesabı buradan alın. Peki. Tamam, geliyorum. Görüşürüz. Avukat hanım Lamia'ya bir şeyler alıyor. Hı-hı. Peki efendim. Teşekkürler. İyi günler efendim. Çıktı küçük hanım. Çekirge bir zıplar iki zıplar. Şimdi enseledik sayılır. Merhaba. Senin neyin var? Sana ne? Bana bak, senin neyin var dedim. Sen kendi işine baksana. Ne yaptın sen? Hiçbir şey. Yorgunum sadece. Biraz uyuyacağım. Ağzını koklayacağım. İçki içtin sandım. Gördüğün gibi içki içmedim. Anladık. Git yat bakalım.
Alo, buyurun. Alo, ben Özlem. Müzayede salonunun tuvaletinden arıyorum. Yanınıza gelemiyorum çünkü Halil beni izliyor. Nasıl yapalım? Başka bir yerde buluşalım, ne dersiniz? Nerede istersiniz? Nerede? Tarabya meydanında buluşalım mı? Ben hemen çıkıyorum. Tamam, tamam, ben de çıkıyorum. Anlaştık. Nasılsın? İyiyim Özlem abla, sen nasılsın? İyiyim, bak sana neler aldım. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Siz lütfen geçin. Buyurun efendim, buyurun. Bak, bak. Çok güzeller. Hey Lamia, anlat bakalım neler yapıyorsun? Keşke seninle birlikte olabilseydim. Benimle olman senin için çok tehlikeli. Ne oldu, bir şey mi var? Hayır. Ne zaman sürekli kalabileceğim bir evim ve ailem olacak diye düşünüyorum. Çok sıkılıyorum. Özlem ablan sana ne cüceler almış, gördün mü? Ha? Teşekkür ettin mi? Teşekkür ederim Özlem abla. Bizle yemeğe kalırsınız değil mi? Kalamam. Nazmi Bey yine İstanbul dışında ve çok işimiz var. O zaman ben size kahve yapayım. Ha? Hadi yap öyleyse. Lamia müthiş güzel kahve yap. İstanbul'un bir numaralı kahve yapıcısı. Hadi bakalım. Kapıyı açsana Semiha. Hanginiz kapıyı açacak? Karar veremediniz galiba. Lamia var ya, kıl payı elinden kurtuldu bugün. Ama yarın ne yapacak? Merak ediyorum. Benden kurtulamaz. Aman konuşma. Ağzından bir tek kelime laf çıkmasın. Şişt, bana bak. Grev mi yapıyorsun? Hayır. Hadi be. Ne oluyor? Hiç. Hiç ha. Hiç. Hiç. Bu kız da büyümeye başladı galiba. Vay be. Ey domates, seni parçaladığımız için çok üzgünüz, çok. Yemeği hep siz mi yaparsınız? Hayır. Ama sadece senin gibi güzel misafirlerim olunca ben yapıyorum. Hadi bakalım, sen sofrayı kur, ben de salatayı yapıp peki getiriyorum. Peki efendim. İyi akşamlar efendim. İşte enfes bir salata. Adı Lamia'nın gülüşü. Nihan teyzeye haber vereyim. Geleceğini pek sanmıyorum. O akşamları yemez. Hem uyuyordur şimdi. Hayır. Demin yukarı çıktı. Eğer haber vermezsek çok ayıp olur. Belki de darılır bizi. İyi ama...
Lamia. Lamia. Sakın üzülme oğlum. Ben sana yenilerini alırım. Neden böyle yaptı? Nihan aslında kötü biri değildir. Ama biraz sinirli. İsterseniz avukat amcayla konuşalım. Kalabileceğim başka bir yer... Hayır, hayır. Hayır. Burası senin evin. Böyle bir şey düşünmeni istemem. Ama siz de üzülüyorsunuz efendim. Gitsen daha iyi olacak. Nihan Hanım çocukları hiç sevmiyor. Yok, biliyorum. Bak. Bazen büyükler de hata yapar. Yani onları affetmek gerek. Hem ben seni çok seviyorum. Kalk kız. Kalk. Otur şuraya. Otur şöyle. Ne yaptım gene Halil? Sus. Konuşma. Sorduklarıma cevap ver. Lamia Ekrem Bey bulmadan önce evden kaçmıştı ya. İşte o zaman bir eskici dükkanında çalışmış mıydı? Ne bileyim Halil. Sana hiç anlatmadım. Hayır. Ne biçim kadınsın be? İnsan evindeki çocuğun nerede çalıştığını sormaz mı? Sen niye sormadın? Sorsaydın bana o bak. Zaman. Cevap verme bana. O dilini keserim. O çarşıda o avukat olacak herifin tanıdığı biri var. Bunu nereden çıkardın hani? Avukatın yardımcısı olan kızı takip ettik bugün. Karı uyanık. Atlattı bizi. Orada birileri Lamia'yı saklıyor. Kim bunlar? Bilmem ki hani. Bilirsin, bilirsin. Sen Lamia'nın ne haltlar karıştırdığını bilirsin. Vallahi bilmiyorum. Yalan yere yemin etme, çarpılırsın. Yalan söylemiyorum Halil. Bilsem söylemez miyim? Ulan defol! Gitsin bana be! Defol! Niye yaptın bir tanem? Bak ben gidiyorum. Bazı nedenlerden dolayı da Lamia'yı yanıma alamıyorum. O burada yalnız. Lütfen geçmişin acısını ondan çıkarmaya kalkma. Onun üzüleceği bir olay yaratmanı istemiyorum. Seni seviyorum. Lütfen toparla. Günaydın efendim.
Günaydın kızım. Günaydın efendim. Size kahve yapmıştım. Gidiyor musunuz? Asla. Senin kahveni içmeden hiçbir yere gitmem. Gel bakayım şöyle. Ne oldu Semiha? Müdür bey beni istemiş. Hadi Semiha yürü. Eyvah, müdür bey bir şeylerden huylandı galiba. Öyle bir terslik olursa başımıza büyük iş açılacak. İnşallah bizi okumaz bu kız. Hadi bakalım ben gidiyorum. Allah'a ısmarladık. Ben de sizinle gelebilir miyim? Ne yazık ki hayır demek zorundayım. Çok sıkıldığını biliyorum. Ama dükkana gelmek senin için çok tehlikeli olabilir. Anladım efendim. Öğretmenlerin derslerinin iyi gitmediğini söylüyorlar. Son derece dikkatsiz ve dağınıkmışsın. Eskiden çalışkan bir öğrenciydin Semiha. Peki şimdiki bu dikkatsizliğin sebebi nedir? Ne oldu sana? Sana soruyorum Semiha. Bir derdin mi var? Efendim, yani biz çok fakiriz efendim. Buna çok üzülüyorum. Bu yüzden mi son günlerde devamsızlığın arttı? Bak kızım, ailenin fakir olmasını bahane ederek kaçış yolları arama. Birçok aile yoksul ama çocukları okuyor. Onlar biliyorlar ki geleceklerini ancak okuyarak kurtarabilirler. Fakirlik de ayıp değildir. Bazı zengin çocukları paralarının gücüyle her şeye sahip olacaklarını sanırlar. Sanki dünya onlarındır. Para onları şımartır. Bu çocukları sonunda belki paraları kurtaracaktır. Ama senin gibi kızların sonu uçurum olur. Beni anladın mı? Anladım efendim. Velinin bana gelmesini istiyorum. Tamam mı? Peki efendim. Gidebilirsin. Ne oldu Semiha? Neden çağırmış seni? Beni sorguya çekti. Açık vermedin değil mi? Bizden, diskodan hiç bahsetmedin ya. Bizi ele verdiysen bozuşuruz sen. Sen sabıkalısın. Islah evinde kalmışsın. Bizi gambazlarsan senin gibi yanarız. Korkmayın be. Amma ödlekmişsiniz. Siz belki yaparsınız ama ben sizlere benzemem. Aa, kızdaki tavra bak. Keşke bunu aramıza almasaydık. İş mi bu ya? Burada beklemekle ne olacak ya? Avukat kadın bizi %100 gördü. Bir daha hayatta açık vermezler. Ya görmediyse? Ya biz kaybettiysek kızı? Buraya geldiğimize göre nöbetçiyiz. Recep abi ne dedi? Recep abi mi? O da maşallah. O da her vaziyeti biliyor nasılsa. Ya git evine otur o zaman. Lan seni kıl kuyruk. Acı kayıp biricik yavrumuz Yasemin'i kaybettik. Sevgili biricik kızımız 09.07 tarihinde Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Bebeğimiz... Özür dilerim. So what happened to Mr. Jackson's sister, Semiha? Don't you know? Weren't you listening to me? You can sit, Semiha. Semiha, bu gidişle sınıfta kalacaksın, haberin olsun. Who wants to answer? Semiha? Bilmiyorum, dökülüyorum. Her tarafım ağrıyor. Grip mi olacağım nedir? Baksana ateşim var mı? Yok, ateşin falan yok. Bence ilaca ihtiyacı var. Bu ağrılar ondan. Evet ondan.
Ne diyorsunuz siz ya? İlacın zaman gelince böyle ağrılar olur. Her zevkin bir bedeli vardır kızım. Ne olur bir tane versene. Deli misin be? Bedava mı alınıyor? Sen en iyisi Ali bu. Beyoğlu'nda her zaman takıldığımız kafenin iki sokak altında bir kafe var. Satan Kafe. Orada bulursun. Tamam ben gidiyorum. Nereye kız? Derse girmiyor musun? Dayanamayacağım artık. Bu acemi çaylak başımıza dert açacak ha. Selim abi, adam işkillendi. Baksana sürekli bizi kesiyor. Doğru, gidelim. Başımıza iş açılacak. Ben söyledim zaten abi. Artık buraya gelmezler diye. Dedim ya, Recep abi her vaziyeti biliyormuş. Hadi gidelim abi. Esniyordun ama bir yerde. Gördüm valla. Hayrola? Yalnız. Bu sahneler nasıl? Ne vardı? Kız çok güzeldi ya. İlaç almaya geldim. Her tarafım ağrıyor. Sürpriz olmadı mı? Bekliyordum seni. Gidelim mi haftaya? Parayı göre. Hiç param yok. Kızım Kızılay'a mı çalışıyorsun? Bileyim ben. Para yoksa ilaç da yok. Paran olunca gelirsin. Hadi git para al. Çok kötüyüm. Sen ilacı ver. Ben sana hemen gidip paranı getireceğim. Yok öyle dava. İş işti. Paranı getir, malını al. Hadi yürü. Lamia'nın kahvesi kadar güzel değil ama yine de idare eder. İşin doğrusu Lamia'nın kahvesi gibi kahve içmek. Teşekkür ederim. Yani kerata ne yapıyorsa kahveye farklı bir lezzet katıyor. Ben de Lamia'yı çok özledim. Onu görmek istiyorum. Ancak tamam. Halil denen herifin özlemi sizin oraya kadar takip etmesinden sonra Lamia'yı tehlikeye atarız diye düşündüm. Adam sürekli takipte. Sanırım sizi de bulmaya çalışacak. Neyse bırakalım şimdi bu meseleyi. Lamia nasıl? Mutlu mu? Vallahi söylemek çok zor. Ama büyük bir insan gibi biliyor musunuz? Hmm. Yani Nihan Hanım nasıl? Her zamanki gibi. Anlıyorum. Lamia'ya karşı tepki gösterdi mi? Biliyorsunuz onun bir çocuğu kabul etmesi çok zor. Neden çocukları sevmiyor? Bu çok eski bir hikaye Özlem. Zamanı gelince öğrenirsin kızım. Özür dilerim hocam. Rica ederim. Sen şimdi Lamia'yı ara bakalım. Sesini duyalım. İnşallah evde sıkılmıyordur. İnşallah. Buyurun hocam. Alo. Alo. O evde dünyanın en tatlı kızı varmış. Onu telefona çağırır mısınız? Avukat amca, nasılsınız? Sizi çok özledim. Ben de seni çok özledim yavrum. Özlem ablam nasıl? Neden hiç gelmiyorsunuz? Geleceğiz, geleceğiz yavrum, merak etme. Bayramda hep birlikte olacağız. Ne dersin? Ben seni öpüyorum, baksana kimi veriyorum. Lamia, nasılsın güzelim? Ben de seni çok öpüyorum. Tamam canım. Hocamı duydum, bayramda beraberiz. Görüşecek misiniz? Tabii. Öpüyorum senin canım. Bay bay. Görüşmek üzere. Lamia. Duydun mu canım? Harika bir bayram seni bekliyor. Çok sevindim efendim. Siz ne zaman geliyorsunuz? Hayır efendim, bir şey istemiyorum. Sadece sizi özledim. Lamia. Lamia kızım cevap versene. Ne oldu? Burada elektrikler kesildi. Ama ben burada çok korkuyorum. Elektrikler kesilmiş. Ha. Bak Lamia, sakın korkma. Büfenin çekmecesini çek, orada mumlar var. Yanında da kibrit. Bir mum al, çok dikkatlice şamdanın üstüne tak ve yak. Ben de hemen geliyorum, tamam mı? Tamam efendim, hoşça kalın. Thank you.
var senin? Son günlerde neler oluyor sana Semiha? Rahat bıraksana beni. Bana söylemeyeceksin de kime söyleyeceksin? Nedir senin derdin Semiha? Git başımdan, yalnız kalmak istiyorum. Öst. Evdar geldi de sokaklarda mı kavga ediyorsunuz be? Ne alıp veremediniz var gene? Yok bir şey. Hoş geldin baba. Hadi kızım sen uyuma buna. Gel içeri hadi. Ne uğraşıyorsun kızla be? Uğraştığın falan yok halen. Sadece son günlerde. Kes hadi. Görmüyor musun kızın büyüme çağında olduğunu? Hadi gir içeri hadi. Hadi. Kıskanç karı. Rüya mı görüyordun ha? Merak etme ben yanındayım. Ne mi oldu? Uyumuşsun. Bak sana neler aldım. Nasıl? Hı? Çok güzel. Böyle bir şey var. İçine giyiliyor. Hı? Harika oldu. Sonra... Oo, çok güzel. Ağlama, ağlama. Dur bakayım. Senin gibi bir kızın gök gürültüsünden korktuğuna inanamam. Ne oldu yavrum? Bir gölge gördüm efendim. Ha bir gölge gördün. Nihan olmalı. Böyle havalarda çok sinirli olur. Bugün çok sinirliydi zaten. İlk defa bağırdığını duydum. Bağırdı mı? Evet efendim. Mumları yakarken bağırdı. Çok korktum. Kaçarken merdivenlerden düştüm. Sonrasını hiç hatırlamıyorum. Merdivenlerden mi düştün? Bir yerine bir şey olmadı değil mi? Hayır efendim. Peki seni yatağına kim yatırdı? Bilmiyorum. Nihan yatırdı. Tabii. Nihan olmalı. Yani sana dokundu. İlk defa sana dokunabildi. Bunun ne kadar önemli olduğunu bir bilsen. Sil bakayım gözyaşlarını. Sil. Ha? Nihan senin zannettiğin gibi bir insan değil. Bak beni çok iyi dinlemeni istiyorum, tamam mı? Bundan yıllarca önce bizim de senin gibi senin yaşlarında bir kızımız vardı. Onu çok sever. Ama bir gece yani Nihan'la benim evde olmadığım bir gece yangın çıktı. Ve kızımızı kaybettik. Nihan o gece kızını, ben hem kızımı hem karımı kaybettim. O olaydan sonra Nihan hayata küstü. Hiç kimseyle konuşmadı. Ne benle ne de başka biriyle.
Bunu sana daha önce anlatacaktım ama korkarsın, huzursuz olursun diye vazgeçtim. İşte bizim hikayemiz de bu. Çay hazır, otur da kahvaltı et. Vaktim yok, çıkıyorum. Nereye? Sana ne? Ne demek sana ne? Bugün okul yok, sen nereye böyle sabahın köründe? Arkadaşlarla ders çalışacağız. Kim bu arkadaşlar? Defter kitap almadan. Nereye gidiyorsun Semiha? Geri dön. Hop. Ne oluyor ya sabah sabah? Kargılar kahvaltı etmeden kızla kavga etmeye başladın. Sen taktın bu kıza ha? Kız senin ama yukarıda Allah var. Ben analık görevimi yapıyorum. Ya. Senin çocuğun mu var analık görevi yapıyorsun? Kısır karı. Sen ana olmayı ne bilirsin be? Günaydın efendim. Beni yatıran sizdiniz, biliyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Dur. Nedir senin bu aksiliğin? Lamia kaçtığından beri bu haldesin. Veled'i özledin değil mi? Ben ana değilim ki, sevgiden ne anlarım? Bak şimdi. Aklın sıra nispet yapıyorsun. Sana Lamia'yı özledin mi dedim. Cevap ver bana. Evet. İyi. Şimdi bana yardım edeceksin. Hadi hazırlan. Nereye gidiyoruz? Hazırlan dedim. Soru sorma. Hadi hazırlan. Buyurun, ne istemiştiniz? Halı satmak istiyorum. Söyle bakayım, nereden aldın bu halıyı? Satacağım halıyı, niye alayım? Evden getirdim. Annenizin babanızın haberi var mı peki? Alacaksanız alın, almayacaksanız oyalamayın. Bir dakika canım, hemen sinirlenmeyin. Bir bakalım. Çalıntı değil, değil mi? Anlaşıldı, sizin bunu almaya niyetiniz yok, eyvallah. Dur, hemen sinirlenme. Amma sinirlisin sen. Gel bakalım. Gel bakalım, halımıza bir bakalım. Buyur canım. Hadi kız. Yürü yürü. Bana bak. Söylediklerimi unutma. Ne yap et, kızın nerede olduğunu mutlaka öğren, tamam mı? Ama bana söylemezsen. Fazla konuşma, gir içeri hadi. Yürü. Becereceğini hiç sanmıyorum ama neyse. Buyurun Sabriye Hanım. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz Sabriye Hanım. Hoş bulduk avukat bey. Buyurun oturun. Teşekkür ederim kızım. Sizi fazla rahatsız etmeyeceğim. Rica ederim Sabriye Hanım. Bir sorun mu var? Lamia nasıl? Gayet iyi. Merak etmeyin. Onu görmek mi istiyorsunuz? Hayır hayır. Aslında Halil Bey'in Lamia'yı nereye sakladığınızı öğrenmem için gönderdi. Kendisi de aşağıda bekliyor. Çok dürüst bir kadınsın Sabriye Hanım. Şartların bozmadığı, tanıdığım ender insanlardan birisin. Özlem, Sabriye Hanım'a bir kahve yaptı. Tabii efendim. Halil Bey de aşağıda beklesin. Size her zaman duacığım avukat bey. Bize yaptığınız iyilikleri hiçbir zaman unutamam. Nerede kaldın be? Yürü. Geçimsiz karı. Dur be kardeşim, dur. Uyuşuk karı. Geç öyle. Dur, dur. Söylediler mi kızın yerini? Hayır, bilmiyorlarmış. Ne demek ulan bilmiyorlarmış? Kızı onlar sakladılar. Yalan söylüyorsun sen bana. Sen canını susadın galiba. Şu arabanın içindeki adama teslim edeceğim seni. O sana pekala söyledi. Yemin ederim bilmiyorum dedi. Hem bilse de bana söyler mi? Allah kahretsin, bir tane patlatacağım şimdi, getirme. Geç. Bu kadına çok acıyorum. Neredeyse yol ortasında dayak yiyecekti. Hala neden bu adamdan boşanmıyor? Ben olsam bir dakika bile durmam. Bu kadınları hiç anlamıyorum. Sen başkasın kızım. Ailen var, paran, çevren var. En önemlisi eğitimin ve işin var. Ya Sabriye, onun nesi var?
Tüm yaşantısı Halil ve o gece kondu. Oradan ayrılsa nereye gidecek, nasıl yaşayacak? Bunu hiç düşündün mü? Onun gibiler bir kapara kısılmış çaresiz insanlardır. O da istemez mi itilmeden, dövülmeden yaşamayı? Birileri onlara el uzatmalı ama kimler? Herkesin kendi kesesini doldurmaktan başka düşüncesi olmadığı bu dünyada kadınlarımızın çoğu böyle insanlıklarını fark etmeden yaşıyorlar. Kaç para bunun kilosu acaba? Ya bırak şimdi hadi yürü ya. Bırak şimdi size ne lazım kilosu. Alırdık bir kilo belki akşama ya. Selam, ne haber? Fena sayılmaz. Ali yok mu? İşte orada. Hemen geliyorum. Ali, baksana biraz. Bunun işi tamam. Aferin kız sana. Çabuk kapıyoruz. İşte paran. Ver ilaçları. Burada olmaz. Yürü içeride rahat alışveriş yapalım. Benim gördüklerimi sen de gördün mü? Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Zavallı Sabri'ye başına iş aldın. Yürü hadi, yürü hadi. Neyse sen yürü. Tamamdır abi. Biz burada inelim. Eyvallah abi. Sağ ol. Sen de sağ ol. Sen yürü. Ben bakkaldan rakı alıp geleceğim. Bu mübarek günde ne rakısı Halil? Ya çok konuşma be. Bayrama hazırlık yapıyoruz. Yürü. Hayrola Razi abla, ne oldu? Ha, seni arıyordum Sami. Ne oldu? Bugün senin kızı gördüm. Lamia'yı mı? Yok yok, Semia'yı. Nerede? Süleyman'la Beyoğlu'na çıkmıştık. Bayram için balık pazarından bir şeyler aldık da. Aa, bir de baktık ki bir oğlanla. O sokaklarda kahveler var ya. İşte onların önünde. Bir şeyler konuştular. Sonra oğlan ona sarıldı, içeri girdiler. Ne dedin sen? Ne dedin? Ah, dur hadi. Ne dedin sen? Ne dedin sen? Kendine gel. Hayır, dur bakalım. Ne yapıyorsun ya? Benim için bir şey. Çek lan. Gideceğine pavyonlarda sürtüyorsun ha? Orası pavyon değil, diskotek. Ya öyle mi? Bir de konuşuyorsun ha? Yapma Halil, sen kızı konuşma, öldüreceksin. Konuşma, konuşma. Gel. O benim kızım. Öldürürüm de her şeyi yaparım ben. Allah'ın belası. Sana verdiğim emekler haram olsun. Oralarda sürtecek parayı nereden buldun? Cevap ver. Nereden buldun parayı? Cevap versene be. Tabii ya. Cebimden eksilen paraları sen yürütüyordun değil mi? Hırsızlığa da başladın demek ha. Yazıklar olsun sana. Hadi çıkar. Çıkar. Şunu çıkarsana hadi. Bu ne kız? Bu ne dedim? Hap baba. Bu ne dedim? Başım ağrıyordu. Yalan! Ben yıllarca patakhanelerde sürttüm. Bu meretin ne olduğunun, ne işe yaradığını bilmez miyim? Bu hap hap! Kafa yapar bu, kafa! Bu yaşta! Bu yaşta başıma gelene bak! Ulan öldürürüm ben seni! Ulan gebertirim ben seni! Ulan boğarım seni yapma. Be! Konuşma be! Yapma. Konuşma lan! Konuşma! Ya yapma! Konuşma! Gel siz buraya! Gel! Sırtını kesin de! Gel!